İstanbul'daki Osmanlı padişahının direnmeyin, İngiliz emperyalizminin sözünden çıkmayın talimatlarına rağmen Türk milleti direnişe geçti. Yani bakın, Türk milleti sarayın, sultanın sözünden çıkarak kendi kaderini kendi eline aldı milli mücadeleyle birlikte. Ve Mustafa Kemal Paşa bunu gördü. Yani Türk milletinin kendi kaderini kendi eline aldığını gör görmez ne yaptı? Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Sivas Kongresi günleri Kara Vasıf Bey kürsüye giriyor ve şu konuşmayı yapıyor. Bir bölümünü aktaracağım. Bugün bir manda istemek mecburiyetinde olduğumuza kanayım. Bütün devletler bizi tamamen bağımsız bırakacaklarını bile söyleseler yine mandaya muhtacız. 400 ile 500 milyon lira borcumuz var. Tuncay Bey, benzerliklere bakın. 400 ile 500 bin lira borcumuz var. Milyon lira borcumuz var. Bu parayı kimse kimseye bağışlamaz. Bize bunu ödeyiniz diyecekler. Halbuki bizim gelirimiz faizimize bile yeterli değildir. O zaman müşkül bir vaziyette kalacağız. Bunun için bağımsız yaşamaya milli durumumuz uygun değildir. Sonra yanı başımızda bizi bölmeyi amaçlayan hükümetler var. Onların ihtiraslarına karşı mahvoluyoruz. Parasız, ordusuz ne yapabiliriz? Onlar teyyare ile havada uçuyorlar, biz henüz kanı arabasından kurtulamıyoruz. Onlar savaş gemisi yapıyorlar, biz yelkenli bir gemi bile yapamıyoruz. Bu hallerde bugün bağımsızlığımızı kurtarsak bile yine günün birinde bizi bölerler. İngiliz siyaseti bizi uyandırmamak istiyor diyor. Bunun için diyor Amerikan mandası altına girmek zorundayız diyor Kara Vasıf Bey. Bunun gibi çok sayıda konuşma yapılıyor Sivas Kongresi'nde. Yani bir umutsuzluk var kongreye katılan delegelerde bile. Ama bu tabloyu umuda dönüştüren kişi Mustafa Kemal Atatürk. Hakikaten içinden çıkılmaz bir durumdadır Türkiye 1919 koşulları itibariyle. Anadolu işgal altındadır. Yunan Anadolu'ya çıkmış, ilerlemektedir. Anadolu'da Yunan zulmü yaşanmaktadır. Camiler Yunan işgalci kuvvetler tarafından ahır yapılmaktadır. Kadınlarımıza tecavüz edilmektedir. Köyler yakılmaktadır. Büyük bir vahşet söz konusudur Anadolu'da. Ve tablo budur. 400-500 milyon borç ve hakikaten karşımızda uçakları olan, gemileri olan batılı ülkeler bizim kanılarımız var diyor Kara Vasıf Bey. Şimdi bu tabloda bir kurtuluş savaşı verdik ve kazandık biz. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e geçiş kolay olmadı. Bunu herkesin görmesi lazım ve bu süreci küçümsememek lazım. Milli mücadeleyi küçümsememek lazım. Milli mücadelede düşman Ankara yakınlarına geldiğinde Temmuz 1921'de Ankara'ya 50 kilometre yaklaştı düşman. Bakın hala diyorlar ki adaları kaybetti Lozan'da, işte şurayı kaybetti, Musul'u alamadı. Ya siz hayal mi görüyorsunuz? 1921'in Temmuz'unda adamada sende yok, denizler işgal altında. Ege Denizi, Akdeniz düşman işgal altında. Osmanlı'nın üç başkenti işgal altında bakın. Bunu çok sık söylüyorum ama özellikle söylüyorum. Osmanlı'nın üç başkenti kaybedilmişti 1921 yılı itibariyle. İstanbul, Edirne, Bursa, Osmanlı'ya başkentlik yapan üç şehir işgal altındadır. Ve meclisin Kayseri'ye taşınması tartışılır. Hala kalkmışsınız diyorsunuz ki işte İsmet Paşa Lozan'da ada kaybetti. Ya Bursa senin değil, İstanbul senin değil, İzmir senin değil, Kütahya senin değil, Maraş senin değil. Bütün bu toprakları yeniden vatan yaptı Mustafa Kemal Atatürk. Bütün bu toprakları, Anadolu coğrafyasını, Anadolu'yu, Trakya'yı, İstanbul'u yeniden vatan yaptı Mustafa Kemal ve milli mücadeleyi yürüten kahramanlar, Kuvayi Milliyeciler. Dolayısıyla bu süreci küçümsemekten vazgeçin. Siyasete kurban etmeyin bu şanlı tarihi. Şimdi yapılan şey budur. Türkiye'nin ölüm kalım savaşı siyasete kurban edilmektedir. Aklı, bilimi hayatın merkezine yerleştiren, üreten bir Türkiye yaratan Cumhuriyet devrimini küçümsemek hangi siyasetin eseridir? Hangi vicdanın kabul edebileceği bir durumdur? Bakın size istatistiki veriler okuyayım. Fabrika dedik. Ankara Fişek Fabrikası 1924. Gölcük Tersanesi 1924. Şakir Zümre Fabrikası 1925. Eskişehir Hava Tamirhanesi 1925. Altıoğlu Şeker Fabrikası 1926. Uşak Şeker Fabrikası 1926. Kayseri Uçak Fabrikası 1926.
Danimarka'ya sattığımız ambulans uçaklar, Nazmikal arkadaşımız göndermiş fotoğraflarını. Üretilen uçaklar benim bu kitabımda da var. Evet. O Danimarka'ya sattığımız uçaklar. Danimarka'ya ambulans uçak satıyoruz. Yani bugün otomobil yapamayan Türkiye 1926'da uçak fabrikasına sahip. Ortaya koyduğum rakam şu, 46 tane büyük çaplı fabrika kurmuş Atatürk 1923-38 arasında. Fahri Rıfkı Atay 1923'ün Türkiye'sini şöyle anlatıyor bize. Bankamız değil, bankalarda Türk memuru bile yoktu. Şirketlerimiz yoktu, fabrikalarımız yoktu. Biz Türkler iş denen şeyde yoktuk. Savaştan önce yalnız ticaret değil, verimli tarım da Hristiyanlara bırakılmıştı.